Dersimizin konusu 13. Şua'dan bir mektup okuyacağız. 12. ve 13. Şua Denizli hapsinde telif edilmiş. Bu okuyacağımız mektubun içeriğinde böyle sebatın ehemmiyeti. Niçin sebat göstermeliyiz? Sebatın bize kazandırdıkları. İki, sebatın, sarsılmamanın ehemmiyeti ve sarsılmamak ve de böyle bir inkisarı, hayali uğramamak. Bize kazanımları. Böyle eğer olursa ne oluyor? Bunu öğreneceğiz. Samimi dindar kime denir? Ciddi Müslüman kime denir? Bunu öğreneceğiz. Bir de Üstad'ın böyle Üstad Hazretleri'nin zamana bir bakış açısını öğreneceğiz yani. Bu okuyacağımız, tahlil edeceğimiz mektupta. Aziz Sıdık kardeşlerim, bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyahettin hakkındaki malumunuz muhavereyi tahtur ettim. Sonra sizi düşündüm. Şimdi bu mektup yaklaşık böyle 1940'lı yıllarda telif edilmiş. Üstadımızın kardeşi var Molla Abdullah. Hazreti Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretlerinin müridi. Bu olay da yaklaşık 1900'lü yıllarda meydana geliyor bu üstadımızın kardeşi Molla Abdullah Üsa Hazretlerine böyle Hazreti Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretlerine rapt etmek istiyor. Onu da onun müridi yapmak istiyor. İşte Hazreti Ziyahettin bütün ulumları bilir diyor. İşte her şeye ıttılağı vardır diyor. Üsa Hazretleri de kardeşim diyor ben diyor Ziyahettin'i senden fazla seviyorum diyor. Kardeşi diyor ki nasıl olur diyor. Diyor ki sen kendi hayalinde böyle bütün ilimleri bilir bir ziyaretin tasavvuru diyorsun, tamam mı? Ona diyor kalbini bağlamışın diyor. Ben ise ümmeti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam sünneti i, e Sünnet -i seniyeye ittiba noktasında ehemmiyetli bir rehber önder bildiğim için seviyorum. Ben onun diyor beşeri hallerini görsem şimdiki verdiğim ehemmiyeti kıymeti değiştirmez. Ama sen şimdiki değil de onun beşeri hallerini görsen vesaire vasıflarını görsen ondan kaçarsın diyor. Benim kardeşim insaflı bir zat idi ki benim diyor bu noktayı nazarımı kabul etti. Bakın üstadımız bir yerde insafı olan alim Risale-i Nur'a taraftar olur diyor. Mümkün değil taraftar olmaması. Demek ki onun insafı yok. Şimdi üstadımız böyle bu konuşmayı düşünürken sonra sizi düşündüm diyor. Yaklaşık 30-40 sene sonra. Diyor ki kalben dedim. Eğer perdeyi gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar eğer her biri bir veli hatta bir kutup görünse benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek. Yani bizim tabirimiz ne? Ziyadeleştirmeyecek gibi bir şey. Eğer diyor perdeyi kayıp açılsa bakın sebatsız zamanda sebat gösteren bir ve de yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar. Şimdi sebatsız zamanda sebat gösteren samimi dindar yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan ciddi Müslüman. Yani bir insan samimi mi değil mi? Ciddi mi? yoksa bir lakayt mı? Nereden anlarsın? Sebatına bakarsın. Sarsılıyor mu? Sarsılmıyor mu? Ona bakarsın. Üstad diyor ki eğer diyor bu talebeleri görsem veli de olsa kutup da olsa benim diyor şimdi verdiğim ehemmiyeti alakayı hemen hemen ziyadeleştirmeyecek diyor. Peki niçin sebat ve sarsılmamak bu kadar ehemmiyetli? Bunun önemi nedir? Bir, Böyle sebatsız zamanda sebat göstermek. Bir sebatta sebat gösterince başkalarına hüsnü misal oluyorsun. Mesela biz dershaneye geldik. Bizden önce dershanede birileri var mıydı? Vardı. Şimdi biz geldiğimizde kimse olmasa biz gelebilir miydik? Gelemezdik. O dershanedekiler bize hüsnü misal oldu. Biz de sebat edersek başkasına hüsnü misal oluyoruz. İkincisi de sebatta kendi istidat çekirdeklerimiz inkişaf ve imbisat ediyor. Eğer sebat olmazsa inkişaf ve imbisat olmaz. Sebatla beraber kendi hakikatımız ortaya çıkıyor. Mesela bir çekirdek düşünelim. Bu çekirdek bir bahçeye girdi. Bir sene sonra o bahçeden çıktı, diğer bahçeye girdi. Bir sene sonra çıktı, başka bahçeye girdi. Böyle dört senede dört tane bahçe değiştirdi. Şimdi bu çekirdek eğer bir bahçeye girip orada sebat etseydi 4 sene boyunca değil mi? Orada ne yapar? Meyve alırdı. Ama sebat etmediği için 4 sene boyunca bahçeleri bozduğu gibi kendisi de bozuluyor. Mesela bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci üniversite sınavına girdi. Makine mühendisliğini kazandı. Kayıt yaptırdı. Ertesi güne tıpa girdi, kazandı, kayıt yaptırdı. Ertesi güne Böyle hep sürekli kazandı ama bir sene devam ediyor. Şimdi bu öğrenci dört sene boyunca diploma almaya hak kazanabilir mi? Kazanamaz. Neden? Çünkü sebat yok. Aynen bunun gibi işte. Sebat ettiğimiz zaman yerimizde ne yapıyor? Bizdeki istidat çekirdekleri inkişaf ve imbisat ediyor. Eğer sebat etmezsek bu sefer ne oluyor? Kendi hakikatimiz inkişaf etmiyor. Yani bu bir Cenab-ı Hakk'ın bir kanunudur böyle çok yer değiştirmekle hakikatler inkişaf etmez. Bir şey öğrenmezsin yani. En gariban bir yerde sebat et, orada netice alırsın. Bakın sebatın bizzat kendisi ücrettir. Bak netice değil. Sebatın var mı? Sarsılmıyor musun? Sadakatın var mı? Bizzat kendisi Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu peşin ücret odur. İkincisi de yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmamak. Tabi o zaman düşüneceğiz yani bu ifadeyi. Ne demek yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmamak? 124 bin peygamber, hadsiz ehli tahkik, 124 milyar evliya, ulema, Allahümme ve min fitneti ahir zaman demiş yani. Bakın onların sığındığı zamanın biz tam içindeyiz. Ahir zamanın en dehşetli anı 1920 ile 1960 arasıdır. Yakıcı ateşler hani ocağın altını sonuna kadar açarsın ya. Sonuna kadar açılmış o zaman. O zaman yani hakikaten sarsılmayan, böyle sebat eden çok böyle acayip insanlar çıkmış yani. Şamlı Hafız Tevfik, Hasan Feyzi abi, Hafız Ali abi, böyle. Hulusi abi. Peki şöyle bir sual gelebilir. Yani Risale-i Nur ismi hakime masar olduğu için bu yakıcı ve ateşli hallere şöyle bir noktayı nazar olabilir. Mesela diyelim ki toprağa böyle ateş veriliyor. 1500 derece ateş verilince topraktan gümüş ayrılıyor. 2500 ateş verilince bakır ayrılıyor. 3000 olunca altın ayrılıyor. İşte üstadımız bu genel layıklarda geçiyor. Hani altın mısın, bakır mısın, gümüş müsün? Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ateşi şiddetlendiriyor. Ateşi şiddetlendirince bu sefer sen ciddi misin, insaflı mısın? Bu ortaya çıkıyor yani. Yakıcı ve ateşli olacak. Hani üstadımız şeytan da ateşten yaratılmış ya. Şeytan insanlara musallat olunca Ebu Bekir Sıddık gibi elmaslar değil mi? Ebu Cehil gibi kömürlerden ne yapıyor? Ateşle beraber ayrılıyorsun. İşte yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayınca bir de sebatsız zamanda sebat gösterince Üstad diyor ki perdeyi gayb açılsa bunların hakiki halini görsem şimdiki verdiğim ehemmiyeti, kıymeti hemen hemen ziyadeleştirmeyecek. Evet. Ve eğer birer ami ve adi görünse şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Bak bu sefer dedi ki eğer dedi perdeyi gayb açılsa bu talebeleri sıradan bir adam olarak görsem gene dedi benim e, vermiş olduğum kıymeti hiç noksan etmeyecek diyor. Bakın üstadın buradaki bakış açısı sen böyle uçuyormuşun, kaçıyormuşun, çok bilgin var mı, çok şey yapmak değil. Bizzat imanın ve İslamiyetin o an istediğini yapabiliyor musun? İşte sahabelere bu yüzden yetişilemiyor. Yani bulunmuş oldukları zamanın içinde, o mekanın içinde yapabileceği hareketin en kemalini yapmışlar. İşte o anki talebeler de bunu yaptıklarından dolayı üstad diyor ki veli de olsa, kutup da olsa, sıradan bir adam da olsa ben diyor şimdiki verdiğim kıymeti, ehemmiyeti, alakayı değiştirmez diyor. Niye? Çünkü veli olmadan veya da sıradan bir adam iken yapmış olduğu iş velilerin, şeylerin, alimlerin işini yapıyorlar. Bakın üstadın bakış açısı bu yani. Yani vazifeye bak. Mesela İhlas Risalesi. Şimdi biz hani konuşuyoruz. ihlas risalesi şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım. işte haklı olsun, haksız olsun. Bu hizmette hak davadan haksızdır. Üstad, ihlas risalesini böyle konuşan, böyle anlatan daha ziyade değil de yaşayan bir insan istiyor. Niye? Çünkü onun yazan ihlas risalesini ihlaslı bir insan yazmış yani. Şimdi ben de sadece konuşsam yapmasam olmaz yani. Peki o zaman şöyle bir sual var. Sebat gösterince sarsılmayınca yakıcı hallerden efendim vaziyetlerden bu sebat ve sedakatın bize kazandırdıkları nelerdir? Bu Envar Neşret Emirda sayfa 190. Burada 13 tane madde var. Bak. Ben şimdi 10 tanesinin ismini okuyacağım. Son 3 tanesinin üzerinde duracağım. Hepsinin üzerinde duramayız. Sebat ve sarsılmamanın bize kazanımları bir En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. 2. Üstadına neşre hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan bir ibadeti yapmaktır. altı Rızıkta bereket. 7. Kalpte rahat ve surur. 8. Maaşette suulet 9 işlerinde muvaffakiyet, 10. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. Şimdi üç tanesi bunun üzerinde duruyoruz. 1. Bir, 11 bir yani, Ayat-ı Kur'an'ın işaretiyle imanla kabre girmektir. Sebatımız varsa, sarsılmıyorsak, yakıcı hallerden, vaziyetlerden, bize kazanımlarından ehemmiyetli birincisi ayet-i Kur'an'ın işaretiyle imanla kabre girmektir. Bakın 124 bin peygamber Allahümme ecirne min fitneti ahir zaman demiş. Onların sığınmış olduğu zamanın biz tam içindeyiz. Üstadımız dördüncü e, meselede e, 40 vefiyattan biri kurtarmış diyor. Bakın zaman itibariyle çok acayip ve dehşetli bir zamandayız. Medrese yoluyla ilim tahsili kapanmış diyor. Değil mi? Camiler kapatılmış, ezanlar Türkçeleştirilmiş vesaire. Heh. Eğer sebat ve sadakat olursa bize kazanımlarından en mühimlerinden biri de imanla kabre girmektir. Ayat-ı Kur'an'ı buna işaret ediyor. Birinci şu bu ifadenin izahıdır. Mesela aşere-i mübeşşere var. Cennetle müjdelenen on sahabe. Bakın aşere-i mübeşşereden sonra ta bu zamana kadar cennetle müjdelenen nur talebelerinin dışında başka kimse olmamıştır. Ve ayet buna işaret ediyor. İki, bütün şakirtlerin manevi kazançlarına nur dairesindeki şirketi maneviye sırrıyla umum onların hasanatlarına hisseder olmaktır diyor. Yani bizde şirketi maneviye sırrı var. Bu sırla beraber Risale-i Nur talebelerini binler amel-i salih işlemiş hükmüne getiriyor. Üstadımız Kastamonu'daki Takva mektubunda bir ameli salihin ihlasla muhafazası muhafak olmak çok zordur diyor. Bakın bir Türkiye'de yaş ortalaması 65, onu da ilave ettik 75. 15 sene teklif yaşıdır, 60 sene kalıyor. Bir insan 60 sene böyle gece gündüz ibadet etse, ne kadar ameli salih yapıp onları muhafaza edebilir? Mahdut yani ama Risale-i Nur'daki şirketi manevi sırrıyla eğer bir kimse sebat etse, sadakat etse yakıcı hallerden vaziyetlerden sarsılmasa şirketi manevi sırrıyla risalenir onu binler ameli i sali'ye işlemiş hükmüne getiriyor. Bir kazanımı da bu. Üçüncüsü bakın buna dikkat şimdi. 13. Hem bu talebesizlik zamanında melaikelerin hürmetine mazhar olan talebe ulu mu diniye sınıfına dahil olup alemi berzahta talihi varsa tam muvaffak olmuşsa Hafız Ali ve meyvede geçen bahsi geçen meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi şüheda hayatına mazhar olmaktır. Bak. Talebesizlik zamanında eğer bir kimse sebat yapsa, sadakat yapsa, metanet yapsa, yakıcı hallerden, vaziyetlerden sarsılmasa bakın şüheda hayatına masar oluyor talebi ulumu dinine sınıfına dahil oluyor. Talebi ulumun uykusu dahi ibadettir. Bakın Risale-i Nur talebelerine bu hakkatı kazandırıyor. Evet. Hafız Ali ve meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi. Bakın bu meyvede bahsi geçen meşhur talebe malumunuz bir medrese talebesi vefat etmiş. Kabre girmiş. Münker ve nekir men rabbüke demiş. O da demiş ki men mübtedadır, rabbüke onun haberidir. Bu kolay bir soru bana zor bir soru sorun diyor. Değil mi? Şimdi üstadımız az aşağıda Hafız Ali'yi örnek verir. Hafız Ali abi o da diyor münker ve nekirin bu suallerine meyve risalesiyle cevap vermiş. Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi üstad hazretleri diyor ki benim yerime şehit oldular diyor. Bakın şehitlik kavramı dahi bizim bildiğimiz gibi değil yani. Şimdi bir hakikati var, bir de insanların bildiği sureti var. Sureten böyle diyelim ki düşman geliyor. Sen de silahını aldın, değil mi? Vatanı, milleti, dini korumak için gittin, vuruldun, şehit oldun. Bu fıkıhtaki şehit. Bir de Risale-i Nur fıkıl ekberdir. Asıl şehit, üstadımız bunu 27. sözde söylüyor. Ee, tesisi İslamiyet'te, neşri ahkamı Kur'an'a hizmet ve e, İslamiyet için bütün dünyaya İran'a harp etmek o kadar yüksektir ki, tamam mı? Başkası sahabelerin diyor e, bu dakikalarına yetişemez diyor. Hatta denilebilir ki orada geçiyor. Sahabelerin bütün dakikaları şehit olan neferin dakikası gibidir. Şimdi bu hakikat Risale-i Nur'da da olduğundan dolayı tamam mı? Risale-i Nur sebat gösteren, sadakat gösteren, yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan talebelerini talebeyi ulum yaptığı gibi bu sefer şüheda hayatına da nasar ediyor.